Yasemin, hadi kalk artık. Hadi. Ne oldu? Hadi kalk, sabah oldu. Koşmaya gideceğiz. Ya benim tatilim daha bitmedi. Uyuyacağım. Hadi hadi uzatma, fırla. Koşmasak olmaz mı? Ben anlamam, söz verdin. Peki peki. Ötekileri de uyandırayım. Üsküdar'da sabah oldu, hadi kalkın. Ne oluyor ya sabah sabah? Koşuyoruz, koşuyoruz, kalk hadi. Siz de. Ay. Ben koşmayacağım. Koşarsın, koşarsın. Aç karnına mı koşacağız? Tok karnına koşulmaz. Öğleden sonra koşsak olmaz mı? Hava sabahları temiz olur. Derin nefes alacağız. Egzoz dumanı mı çekelim ciğerlerimize? Of. Aman. Nereden söz verdim bilmem. Hadi Esin, kalk bak hava ne kadar temiz. Beni rahat bırak, koşmayacağım dedim. Sen bilirsin, sonra bacakların portakal kabuğuna benzedi diye ağlama. Ay, şimdi ne alakası var bunun? Selülit demek canım. Selülit? Şişkoluk da diyebiliriz. Ay aman. Miskin. Şeyla unuttum acaba? Neyi? Artık sabahları koşuyoruz ya. Ha. Siz de koşsanız anneciğim. Ben koşacağım bu halimle. Sağlık için anneciğim. Bizden geçti artık. Vaktiyle yapacaktık o işleri. Sen de kendini fazla yorma. Koşmak iyi ama aşırıya kaçmamak lazım. Seyla'nın gelmesi ne kadar iyi oldu değil mi anne? Kızlar çok sevindi. Tabii sevinirler. Eski arkadaşları Bedriye, Gülseren bir de Berve yeni aralarında. Hadi uyan artık. Bugün ilk gün olduğu için fazla koşmayalım. 20 dakika yeter. Sonra da kültür fizik yaparız. İyi ki ilk gün ha. Hadi uyan. Hiç utanmayacak mısınız milletin içinde böyle koşmaya? Herkes size bakacak. Niye utanalım? Asıl bizi seyretmek isteyenler utansın. Tombul Türk milleti yakında sandalyeyle birlikte yürüyecek zaten. Ama şu hallerine baksana, her tarafları meydanda. Çok ayıp. Saçmalama Ayşen. Bu kadar geri kafalı olma. Sporun neresi ayıp? Hadi ya. Gidelim artık, yoksa şimdi uyuyacağım. Hadi o zaman toparlanın. Sen daha uyanmadın mı bakayım? Hadi hadi. Dışarıda hava nasıl acaba? Güneşli ama soğuk galiba. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Yaka yaka bitiremedik. Amma kış yaptı bu sene. Hazır mısın Müs? Belli olmuyor mu? Isınmaya başlamış bile. Siz koşmuyor musunuz müdüre hanım? Sen beni öldürmek mi istiyorsun Süheyla? Bu halimle nasıl koşarım? Yavaş yavaş koşarsınız. Sonra alışırsınız. Aman aman istemem. Bana göre değil. O zaman bol bol yürüyün. Pazara gidiyorum ya. O yorgunluk bana yeter. Hoşça kalın müdüre hanım. Hoşça kalın. Aman kızım, olur olmaz yerlerde koşmayın. Merak etmeyin. Yavaş koşun. Sonra yerden toplayamam sizi. Hep yavaş koşalım Süheyla, ne olur. Koşarken derin derin nefes alın. Tamam hocam. Merhaba Mehmet amca. Süheyla, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Siz koşun, ben geliyorum. Hadi yürüyün. Biz de bekliyoruz Mehmet amca. Borç defterinde bana da sayfa ayırdın mı? Kapatmamıştım ki. Ne oldu? Döndün mü? Döndüm. Nereye böyle? Spora mı başladınız? Başladık. Yarına hazır ol. Seni de götüreceğiz. İstersen şimdi gel. Gençliğimde çok koştum. Hepinizi yaya bırakın. O zaman hazırlan. Şaka ediyorum kızım. Bizden geçti artık. Sen kimi kandırıyorsun Mehmet amca? Aslan gibisin. Hadi hoşça kal. Günaydın Şadiye teyze. Günaydın Esin. Tatil bitti mi? Bitti. Yine geldik, başladık okula. Bir şeyler mi getirdin? Bak, müstesnaya sakın gösterme. Sonra kapışıyor benimle. Ayo, niye kapışıyorsunuz anlamıyorum ki. O bedavaya alsın istiyor. Olur mu hiç? Hadi çıkar da göreyim. Bak Şadiye teyze. Fiyatlarını müstesnaya söylersen bir daha sana mal getirmem. Ama ben sır saklayamam. Sorarsa söylerim. Getirdiğimi söyleme yeter. Aman ne güzel şeyler bunlar. Bir iki müşterim var, onlara ayırayım bunları. Fiyatı da çok iyi ha. Aman pahalı olmasın. Buralar zengin yerler değil, gitmiyor. Ucuz ucuz. Ben okula gidiyorum, geç kaldım. Toptancıya uğrayacak mısın? İstiyorsan uğrarım. Ah güzelim, sana zahmet, benim siparişlerim vardı, alır mısın? Alırım tabii. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, iki, üç,
Ay ben bittim Süheyla. Devam devam. Hadi durmayın. Ay. Oh. Ben de çok yoruldum. Biraz dinlenelim mi Süheyla? Oh. Az kaldı, devam edin. Daha çabuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aç karnına spor yapmak doğru mu Yasemin? Bilmem, bu kadar ağır yapmak doğru değil herhalde. Ben meyve suyu almaya gidiyorum. Çabuk git gel, kaytarma. Daha canlı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yasemin. 1, 2, 3, 4. Müz. Nasılsın? Ay ben öldüm bittim Yasemin. Devam et Müstesna, sen dayanıklısındır. Devam et. Ay bittim, ne kafa varmış bende ki sizin gibi delilerle bir oldum da buraya geldim. Yeter artık, bırak beni. Hadi hadi otur, otur, otur. Uzat bacaklarını. İki elinle ensenden tut, başını dizlerine değdirmeye çalış, hadi. Ay olmuyor. Olur olur, bak böyle. Ay boynumu koparacaksın Süheyla. Ben öldüm kızlar, hakkınızı helal edin. Herkes otursun. Ay. Ay. Şimdi 5 dakika kaslarımızı dinlendireceğiz. Ay. Hadi Müz, sen de. Ne? Ama. Ne yapıyoruz? Hı. Ay ben böyle daha çok yoruluyorum. Devam, devam. Meyve sularını dağıtabilir miyim? Dağıt. Hey. Çok makbule geçti. Kral bana da bir tane getirir misin? Aziye de bu uşak tut. Kalk kendin al. Of. Ay. Nasıl adam oldu bu kız be? Canım biz de hemen yaftayı yapıştırdık. Beni kategorize etme. Benle oynama. Yaftayı yapıştırıp bana isim koyma. İlk geldiğinde amma sinirdi ha. Boğazım geliyordu. Ön yargılı olmanın zararları işte. Neredeyse seveceğim artık. Beni kategorize etme. Benle oynama. Yaftayı yapıştırıp... Çok teşekkür ederiz Merveciğim. Çok makbule geçti. Bir şey değil. Müstesna, kalbin falan ağrımıyor değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Ben ihtiyar mıyım da kalbim ağrıyacak? İyi iyi. Beni kategorize etme. Benle oynama. Ay canım şu köpeğin güzelliğine bak. Ay ne şeker şey. Ay ben sana ölürüm ne güzelsin. Gel. Gel canım sen gel gel gel. Gel, gel alayım seni ben. Pek güzel bu. Aman canımın içi çok güzelsin sen. Dön bana. Müstesna dön. Bırak o köpeği. Canım bana Celikom. Aa, ay ne tatlı şey, baksana bir şey yapmaz ki bu. Apayim, apayim, apayim. Müstesna! Ay ısırdı, ısırdı, köpeğiniz ısırdı davacığım. Ay. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama olur mu amca, ısırmış işte. Korkmayın, bir şey olmaz, şimdi geçer. Nereden biliyorsunuz, ya kudussa? Ay Allah korusun. Ay. Benim köpeğim aşılıdır. Ay bir dakika, kaçıyor ya. İyi vallahi köpeğinize sahip olmayın, milletin ısırsın, sonra da bir şey olmaz diyeyim. Var mı öyle? Polis çağırayım mı? Adresini alalım mı? Yok geçti. Hadi Müstesna, hastaneye gidiyoruz. Yok imkansız. Hadi Müs, hastaneye aşı olman lazım. Ay ben aşıdan korkarım. Hadi Müs. Hadi önce canım. Yurda gidelim. Kimse yok mu? Cihan! Oh canım! Hoş geldin, nerelerdeydin? Geldim işte, ay çok yoruldum. Ay canım, pasta mı getirdin yine? Hem kuru hem yaş pasta. Oo. Kızlar nerede? Koşuya gittiler. Biliyor musun Süheyla yurda döndü. Çok sevindim. Ya, gelir gelmez hemen kızları koşuya götürdü. Birazdan gelirler. Ay güzelim, benim okula gitmem lazım, kusura bakma. Tabii gideceksin. İyi dersler. Canım, sağ ol. Kızlar pastayı bitirir, bana biraz ayırmayı unutma, tamam mı? Tamam, ayırırım. Ay güzelim, nasıl özledim.
Çok severim kızlarımı, hepsi iyidir. Öyle, ben de severim kerataları. Koş diye tutturdular bugün. bana da. Gençlik işte, ne güzel şey. Ya insan onları görünce hüzünleniyor. Gençliğini hatırlıyor. Doğru. Yurdun kurallarını aldırdıkları yok. Başta müstesna zaten. Ben de görmezlikten geliyorum. Size zahmet oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim müdür hanım. Elime mi yapıştı? İki adım yol. Buyurun bir kahve içelim. Çok teşekkür ederim. Çok acıyor mu müstesna? Yok canım, geçti bile. Çok üzüldünüz. Benim yüzümden oldu. Niye senin yüzün uzun? Ne oldu? Ne bu haliniz? Müstesnayı köpek ısırdı müdür hanım. Yok. Yok yok. Eyvahlar olsun. Çabuk girin içeriye de bir çaresine bakalım. Alın şu kormaları. Yok anneciğim. Hadi. Geçmiş olsun müstesna. Kuduz falan mıydı? Ama Allah korusun Mehmet amca. Yok bir şey yok, tamam. Hadi gir içeri. İyi günler. Ne o kızlar, ne bu haliniz? Müstesna'yı köpek ısırdı. Koşar mısınız öyle? Oh olsun işte. Aman ne alakası var Ayşen şimdi söylediğinin? Ay, hadi çocuklar yukarı çıkın. Bir şey yok, hadi. Geçmiş olsun müstesna. Sen nereye? Okula. Şu taksi durağına telefon et, bir araba göndersinler. Hastaneye gidiyoruz. Ay yok bir şeyim anneciğim. Orası belli olmaz. Biz önlemimizi alalım biz. Taksi durağının numarası kaçtı mıyız? Ay ben nereden bileyim Yasemin? Şuradaki defterde yazılı, çabuk. Aman başlatacaksınız önleminizden. İtiraz istemem, gideceksin. Ay çok üzgünüm müdür hanım. Senin suçun yok ki kızım. Sizin gelmenize gerek yok müdür hanım. Ben ilgilenirim. İlla hastaneye gideceksem siz gelmeyin anne. Telaş yaparsınız şimdi orada. İçimde hiç götürmez. Alo, taksi durağı mı? Yusuf abiyle görüşecektim. Ben de geleyim mi Müs? Yok, biz Yasemin'le gideriz. Yusuf abi sen misin? Yurda kadar gelir misin? Hastaneye gitmemiz lazım. Yok, önemli bir şey yok. Madem önemli bir şey, niye gidiyoruz Yasemin? Gitmen lazım evladım. Hayırdır müdür hanım? Kızları hastaneye götürüver. Geç kalmayın, telefon edin tamam bana. Tamam anne, tamam. Ne oldu, ne bu hal? Müsü köpek ısırdı. Hay Allah'ım yarabbim. Ya köpek gerçekten Kudus'sa? Aşılıymış. Sahibi öyle söyledi. Ne biliyoruz? Vallahi pek Kudus gibi değildi. Benim aklım hala adamda. Çekti gitti. Polis çağıracaktık, yanlış yaptık. Ay boğazımıza dizilir şimdi bunlar. Müstesnayı bekleyelim mi? Boş verin, bir şey yok ya. Hadi yiyelim. Hı. Zaten kahvaltı da yapmadık. Çok teşekkür ederiz Cihan. Pastanecinin kızıyla arkadaş olmanın yararları. Oo, afiyet olsun. Cihan! Süheyla! Canım! Ne kadar özledim seni. Yurda geri mi döndün? Hiç sizlerden ayrılır mıyım? Bu pastaları kimin getirdiği anlaşıldı. Ne oldu? Müs nerede? Aşı olacak. Müdüre hanım tutturdu. Olsun olsun. Ne olur ne olmaz. Doğru mu şimdi bunları yemeniz? Yaptığınız bütün spor boşa gidecek. Kalorisi çok yüksek bunların. Giderse gitsin. Hafif bir kahvaltı yapın sadece. Kafayı mı yedin sen Süheyla? Cihan'ın babasının pastalarını unuttun mu? Hadi gel sen de ye. Hepsini bitirmeyin, kızlara da ayırın. Bir tabak verin de ayıralım. Aa, bu plastik şişeleri kullanmıyoruz artık. Çevreci Süheyla geldi işte. Biz de biraz değişmiştir diye seviniyorduk. Çok teşekkür ederiz Cihan. Afiyet olsun. Babanın gerçekten pastanesi mi var? Belli olmuyor mu? Yarın sen de koşuyorsun Cihan. Yarın koşan yok ki. Anlamadım. Benden paso hocam. Başlatmayın hocanızdan. Ben de koşamam artık. Ne bu ya, bittik. Yuh be size. Sen? Bu kadar çok olmazsa koşarım. Aferin. Tamam. Yarın bu kadar yormayacağım sizi.
Siz şurada oturup bekleyin. Ben Uğur'u bulup geleyim. Tamam. Ne işin var bu kılıkta sokakta? Koşuya çıkmıştık Yusuf. Ne var bunda? Bir koşun eksikti değil mi? Yani söylediğin lafa bak. Zaten canım burnumda. Ne olacağım belli değil. Nasıldı köpek? Büyük müydü? Yok canım, küçücük bir şey bu kadarcık. Ne bileyim, seveyim dedim. Birden ısırdı. Neyine gerekti senin köpek sevmek? Aa, sıktın ama. Doktor Uğur Bey içeride mi? İçeride Yasemin Hanım. Merhaba. Merhaba. Şofmanlarına bakılırsa hala tatildesin. Hiç gitmedim ki. İyi. Şimdi niye geldin? Lütfen bunu sonra konuşalım. Bizim müstesnayı köpek ısırdı. Kuduz mu? Sanmıyorum ama yine de aşı olsa iyi olur. Hadi gidip bakalım. Sağ ol. Niye sen benimle uğraşıyorsun anlamadım ki. Ne var bunda? Koştuk işte. Spor. Tamam tamam. Uzatma. Ne olduysa hıncını benden alma. Bana bak. Canım sıkkın zaten. Ben mi sıktım canını? Hadi, hadi kalk gidelim. Niye? Korkuyorum Yusuf. Kudurursan daha mı iyi olur? Otur oturduğun yerde. Müstesna. Doktor Uğur Bey. Bu da bizim Müstesna. Memnun oldum. Geçmiş olsun. Bu da bizim Yusuf abimiz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yasemin sizden bahsetmişti. Öyle mi? Doktor Bey, köpek ısırmış. Önemli mi? Biz önlem olarak iğneyi yapalım. Buyurun gidelim. Aşıyı dışarıdan mı almak lazım? Aşımız var, merak etmeyin. Size de zahmet veriyoruz. İşimiz bu Yusuf Bey. Ay Yasemin, evli mi evli ama? Şşt, duyacak şimdi. Artist gibi çocuk vallahi, çok beğendim. Haklıymışsın. Tamam, yürü. Sigara içmek yok mu yani şimdi? Yok, bitti o iş. Ben zaten tek tük içiyordum. Senin okulun yok mu bugün? Var ama geç kaldım. Önemli değil zaten. Sinemayı seviyor musun? Çok. Pınar okula mı gitti gerçekten? Hiç sanmam. Kim bilir hangi sevgilisiyle buluşacaktır. Hala Mesut'la mı çıkıyor? Mesut çoktan tarihin tozlu raflarına kalktı. Şimdi Semih'le çıkıyor. Ne hayran gönüllü kız ya. Benim çok uykum geldi. Biraz kestireyim tamam. Bari. Aa, müdür hanıma ayırdığımız pastayı götürmeyi unuttuk. Ben götüreyim. Kayıt mayıt işleriyle uğraşacaktık zaten. İyi hadi götür. Babamın selamını da söyle. Tamam şekerim. Of. Ay. Ay ay ay. Ah, ah. Tamam, işte bu kadar. Sağ geçmiş ol, olsun. Mersi. Geçmiş olsun. Bitti sağ mi? Ol. Bitti. Siz bir de bana sorun ama. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yarın aynı saatte yine gelecek. 21 gün iğneye devam. Ne? Olur. 21 gün mü? Katiyen olmaz. Vallahi gelmem, billahi gelmem. Yarın bırakamayız. Çok tehlikeli. Ben getiririm. Siz merak etmeyin. Ay yüce Allah'ım. Neydi bu benim başıma gelenler yarabbim. Yasemin, biraz gelsene. Ne var? Teşekkür ederim doktor. Biz rica Yusuf'la ederim. Biraz dolaşırız. Annem ararsa biraz yatırdık dersin. Koca hastanede nasıl bulsun bizi? Akşama sorar söyle dersin. Ben sana gece telefon edebilirim. Acil hasta ya da nöbet çıkabilir, ona göre. Anladım. Anneme öyle söylerim. Bir hastası gelmiş dersin. Tamam. Daha fazla rahatsız etmeyelim istersen Yusuf'a.
Demek işten çıkardılar seni. Basının durumu berbat müdür hanım. Bütün gazeteler adam çıkarıyor. Hiç anlamıyorum. Bu kadar gazete bir yandan işten adam çıkarıyor, bir yandan bilmem kaç kupona daire veriyor. Daire vereceğine çalışanlarına para versin. Birikmiş tazminatımı alsaydım hiç olmazsa borçlarımı öderdim. Kabahat sende. 3 kuruş para kazandın diye hemen ev tutmaya kalktın. Ama ben gece çalışıyordum müdür hanım. Siz geceyi gazetede geçirmemi kabul etmediniz. Keyfimden mi ev tuttum? Sen de gündüz çalışsaydın. O zaman da söyledim size. Gündüz işinde kadro yoktu. Kadrolu yaptılar mı seni? 1 yıl kadrosuz çalıştım. Sonra aldılar ama uzun sürmedi. Çıkarttılar. Başka iş bakarsın, üzülme. Basında ümit yok gibi. Binlerce işsiz gazeteci var ortalıkta. Yazık bu gençlere. İçim sızlıyor vallahi. 4 ay kira ödeyemedik. Ev sahibi de evden çıkardı. Arkadaşın ne oldu? O bir arkadaşımızın evine yerleşti. İş buldu mu? Hayır, hala arıyor. Burası senin evin sayılır Süheyla. Her zaman başımın üstünde yerin var. Sağ olun müdür hanım, biliyorum. Ne asıyorsun suratını öyle? Şurada yaralı yaralı oturuyoruz. Hiç halimizi sorduğu yok. Senin keyfin yerinde. Koşulara çıkmışsın. Elin doktorlarına yiyecekmiş gibi bakıyorsun. Daha ne istiyorsun? Aa, sen Uğur'u mu diyorsun? Ayol o Yasemin'in ki. Hep merak ediyordum ondan bak. Kıskandın mı yoksa? Yasemin'in kimi? Evet. Nasıl yakışıyorlar birbirlerine diyeyim. Ama yazık. Of. Of. Ay ne oflayıp duruyorsun Yusuf. Bana kızdıysan açık açık anlat. Sana oflamıyorum. Ne oldu peki? Annen merak eder mi? Bir yerde oturalım mı biraz? Oturalım. Ama bu kılıkta olmaz. Ben mantomu çıkarmam Yusuf. Ne var işte böyle otururum. İyi peki. Bir çay bahçesine gidelim. Biraz konuşuruz. Olur, konuşalım. Demek tatili yurtta geçiriyoruz. Evet. Niye bana yalan söyledin Yasemin? Niye bana eve gidiyorum dedin? Bilmiyorum. Kafam çok karışıktı. Aslında gidecektim ama sonra vazgeçtim. Beni çok kırdın. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim. Özür dilerim. Karın hala Ankara'da mı? İznini 1 hafta daha uzattı. Sen yanına gitmiyor musun? Ne işin var onun yanında? Hem niye böyle iğneli iğneli konuşuyorsun? Affedersin. Ne yaptın yurtta 1 hafta? Hiç. Oturdum, kitap okudum, uyudum, ders çalıştım. Geçti işte. Ben de seni düşündüm. Şimdi Zonguldak'ta annesinin yaptığı yemekleri yiyordur. Babasıyla sohbet ediyordur. Dinleniyordur diye hep seni düşündüm. Sen bir yere gitmedin mi? Hayır. Bu gece nöbetin var mı? Ne nöbeti? Tatildeyim. Bu gece nöbetçisin. Kıyafetin var mı? Hemşire odasındaki dolabımda bir şeylerim var. Ay anlat Yusuf, nedir derdin? Ne yaptık öğrenelim. Senin bir şey yaptığın yok be kızım. Sağ olun kardeşim. Sağ ol birader. Elmas eve döndü. Kız kardeşin mi? Evet. Ayrıldı mı yani kocasından? Ayrıldı. Peki niye Yusuf? Çok içiyordu adam. Dövüyor muydu yoksa bir de? Dövmüyor dedi.
Çürük çarık da yok bir tarafında ama belki de dövüyordur. Peki çocuk var mı? Elmas akıllı kız. Bir tane doğurmuştu ama öldü. Bir daha da yapmadı. Ay vah vah vah. Ay çok üzüldüm Yusuf. Anlaşıldı şimdi senin sıkıntın. Ne zaman geldi? Dün telefon etti. Abi artık dayanamayacağım dedi. Herifin bir baltaya sap olduğu da yok. Orada burada gezip duruyor. E peki nasıl geçiniyorlardı? Kayınpederi birkaç kuruş yardım ediyordu ama artık onun da canına tak etmiş. Mecbur mu adam oğluna bakmıyor? Telefon etti, gel beni al dedi. Ay yazık, ne zor şey. Ben de gidip getirdim. Canım kötü bir şey ama ne yapacaksın? Üzülme, üzülme. Bizim mahalle dul kadını kolay kolay kabul etmez. Ne saçma şey. Dul olmak suç mu canım? Millete nasıl anlatırsın? Şimdi geceleri de işe çıkamam. Aklım onda kalır. Tabii tabii. Yalnız bırakma kızcağız. Bütün günde sıkıntıdan patlar. Bir iş buluruz be Yusuf. Çalışır. Bilmem ki. Kaldı başıma. Aa, çok ayıp. O senin kardeşin. Ne biçim laf öyle? Et tırnaktan ayrılır mı anneciğim? Zavallıyı orada da bırakacak halin yoktu herhalde. Orası öyle tabii. Bakarsın hayırlı bir kısmet çıkar bir daha evlenir. Kolay mı? Kolay kolay. Bulunur bir çaresi. Evde mi şimdi? Evde. Gelir misin? Tanıştırayım seni. Ay tabii de bak. Korkma canım. Artık bekar evi değil. Tabii şimdi gidersek oturur kalırız. Annem merak eder biliyorsun. İğneye diye çıktı. Sen bilirsin. Ama yarın falan olabilir. Ne zaman istersen. Ben de iş arıyorum aslında. Nasıl bir iş? Sinema televizyon işi. Yönetmen yardımcılığı filan. Pratik olsun diye. Senin için çok iyi olur. Bizim okulda arkadaşlar var yönetmen yardımcılığı yapıyorlar. Seni onlarla tanıştırayım. Ah ne kadar iyi olur bir bilsen. Okulda hiç pratik öğrenemiyoruz. Aman okul deme. Kim öğreniyor ki? Ya düşünsene kameranın arkasına geçmeden bu iş nasıl öğrenilebilir ki? Geçirmiyorlar mı? Deli misin? Yaklaşamıyoruz bile. Geçen gün televizyonda bir çocuk çıktı. Teknik lisede bilgisayar öğrencisiymiş. Bilgisayarları yokmuş. Nasıl öğreniyormuş peki? Sizin gibi hoca tahtaya bilgisayar resmi çiziyormuş. Yok ya, eğitim falan değil bizimki. Ucundan kıyısından bir iş bulsam hemen yapışacağım. Araştırırız Merve. Bilge. Efendim? Nescafe içer misin? İçerim. Cihan da kahve içer mi acaba? Uyandırayım mı? Boş ver, uyanınca içsin. Bütün gece uyumadan yolculuk yapmış. Hı. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Gel Nescafe iç. Tamam. Önce üstümü değiştireyim. Aa, ne yazıyorsun sen öyle gizli gizli? Sana ne? Günlük falan tutuyorsan merak etme, okumayız. Saçmalama. Ne günlüğü? Yazar mı olacaksın, ne yapacaksın başımıza? Düşünüyorum da aramızda para toplayıp bahçeye birkaç fidan eksek diyorum. Ne dersin? Hiç fena olmaz. O Nescafe benim herhalde. Hayır, Pınar'ın. Benimki nerede? Sıcak su var, al. Kahvem nerede? Hazır. Kızlar gelmedi mi? Hayır, herkes okulda. Biz tembeller buradaysa? Sen Semih'le değil miydin? Ne oldu? Aman otura otura sıkıldık. O evine gitti, ben de geldim işte. Seni bıraktığımda Mesut'la çıkıyordun. Mesut hangisiydi? Aa. Oo, aferin aferin. Bana kahve yok mu? Olmaz olur mu ama fincan yok. Koş mutfaktan al gel. Amma uyumuşum ha. Seni nereye götüreyim? Şık bir yer için kıyafetim uygun değil. Uygun uygun. Sen böyle de çok güzelsin. Ay. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Ha, yarın gene iğneye gideceksin değil mi? Öyle acıyor ki anne bir bilsen. Uğur Bey dedi ki... Uğur Bey kim? Şu doktor canım, Yasemin'in hocası. Ha. Ne dedi? Köpeği götürüp şu tahlilleri yaptırmış olsaymışız.
Ay, ay ah, ah, ah. Peki şimdi bu benim karnım niye ağrıyor anlamadım. Ah! Ay ay ay. Peki Yasemin bu gece nöbetçi mi? Gece biraz kalacak galiba. Ben uyumadan gelse bari. Gelir gelir. Yasemin'e böyle gece izni vermekle doğru mu yapıyoruz acaba? Aman anne, koskoca doktor, millet canını teslim ediyor. Daha doktor olmadı. Allah'tan kızlar ona izin veriyorsun da bize niye vermiyorsun demiyorlar. Aman ne diyecekler. Geç canım. Paltonuzu alın. Ne oldu? Gidelim. Ne oldu Uğur? İçeride kim vardı? Hanımın arkadaşları. Başka bir yere gideriz. Hadi Yasemin lütfen. Başka bir bara gideriz. Orada da rastlarız karının arkadaşlarını. Saçmalama. Seni gördüler mi? Hayır, zannetmiyorum. İnşallah. Hadi yavrum çıkalım. Ben yurda gidiyorum. Oh olmuş işte hepinize. Keşke adamın köpeği hepinizi ısırsaydı. Ayşen, yani ilerleyeceğine geriliyorsun ha. Bu memlekette spor sahası yoksa spor yapmayacak mıyız yani? Mayoyla gitseydiniz bari koşmaya. Pijama gibi eşortmanları giymişsiniz öyle. Bütün vücudunuz meydanda. O eşortman değil kızım, eşofman. Aman neyse ne, ayıp işte. Ayıp bitti canım. Bir dahaki koşuya seni de götürüyoruz. Ya gelen var da. Ne var bunda be kızım? Açıl biraz, açıl. Hangi çağda yaşıyorsun? Ben utanırım öyle koşmaktan. O yüzden Türk milleti 1000 kilo. Biz tembel milletiz Bilge. Kim papasını kaldırıp koşacak? Ya çocuklar, köpek sahiden kudussa. Kudussa da önemi yok. Nasıl olsa Müs aşısı ne olmuş? Ay durun, şunu biraz kızdıralım. Bilge, Müs'ü çağırsana. Evet. Hakikaten çağıralım. Ben de mutfağa gideyim. Anne. Ne var? Ya ben gerçekten şey olursam? Ne olursan? Yani köpek hastaysa. Kudussa mı? Hı hı. Anne, ben gerçekten kudursam suya bakamam değil mi? Bir bardak su alıp bakayım mı? İğne oluyorsun ya kızım. Allah'ım, neydi bu başıma gelenler? Sen işini kış tut demişler, yaz çıkarsa bahtına. Sen iğneni olmana bak. Yerin. İyi akşamlar. Biraz yukarı çıkmaz mıydınız Müdür Hanım? Eğlenirdik. Ben size ayak uyduramam kızım. Müstesna gelsin o zaman. Ya bugün pek nazlı ama ona göre. Bizim için fark etmez. Çıkayım mı anne? Hadi çık bakalım. Ay. Ay. Bir de bu karın ağrısı çıktı başıma şimdi. Hala bir sevgili bulamadın mı Ayşen? Ay ne sevgilisi be? Bildiğin sevgili Ayşen'cim, yavuklu yani yar. Daha zamanı gelmedi. Bana sorarsan geç kalmak üzeresin. Ben de onun için sormuyorum güzelim. Hadi bizi yeme yeme. Vardır senin memlekette bir yarın. Canım size ne? Varsa var. Aa hayret. Ama ben sizin gibi sokaklarda fingatmıyorum canım. Samanlıkta mı buluşuyorsunuz? Kolum çok acıyor. Abi. Geçmiş olsun Müsçüğüm. Bir şey kalmayacak. İyi akşamlar kızlar. İyi akşamlar. Çayınız var mı? Yaparız Müsçüğüm istediğin kadar. Ne yapıyor bu be? Delirdin mi? Kızdı. Kudurdu mu kudurdu? Sen benimle alay mı ediyorsun? Kızlar kudurdu mu kudurdu? Asıl sen kudurdun. Gülmeyin. Gülmeyin, hepiniz ısırırım ha.